Otomobil fiyatlarının bu kadar yükselmesi fırsatçıları harekete geçirdi. Öyle ki piyasa değerinin çok çok üstünde fiyatlarla araçlarını satılığa çıkarıyorlar. Üstelik ederinde fiyat verenlere de tepki gösteriyorlar. Bakın İstanbul'da bir galericinin başına ne geldi? İnternette normal piyasa fiyatı neyse aracın değerinde bir fiyat koydu. Fakat bir mesaj geldi. Sen niye arabanı ucuza veriyorsun? Rakamını yükselt gibi bir tepki gördük. Araçlarımızda sadece renk farkı var. Onunki beyaz, bendeki siyah. Ve benden de 200 bin lira arabama zam yapmamı istiyor. Kur farkı, çip krizi, piyasadaki araç kıtlığı derken otomobil fiyatları uçtu. Ama fiyatların bu kadar yükselmesinin bir nedeni de fırsatçılar. Onu gören diyor ki, o bu fiyatı yazmış, ben daha yükseğini yazayım. Öyle ki araçlara fahiş fiyat çekiyorlar ve o fiyatı çekmeyenlere de tepki gösteriyorlar. Bakın bir otogalericinin başına ne geldi? Aracın gerçek eder fiyatını yazdığım için suçlu ben oldum karşı tarafın gözünde. Piyasayı bu şekilde manipüle ediyorlar. Tunç Mete yaklaşık 14 yıldır bu işi yapıyor. Üst segment bir ikinci el aracını internete ilan verdi. 2015 model 459 bin TL. Aynı emsal arabası 658 bin lira. Uçurum bir fark var. 200 bin liraya ekstra yanında bir araba daha alır. Ve Tunç Bey'e daha düşük fiyat verdiği için bu fiyata bu araç satılmaz diye tepki gösterdi. Aracınızı çok uyguna veriyorsunuz. Biz bu marka otomobil sahipliği olarak daha büyük zam yapıp uyguna vermememiz gerekiyor. Öğretmenden diye ilan başlığı attı. Ben üzüldüm açıkçası yani. Tabii serbest piyasa. İsteyen istediği fiyatı biçebiliyor otomobiline. Sattığı zaman kendi aracının yerine yenisini koyamayacak. O bu şekilde tepki veriyor ama 25-30 bin 50 bin fazlasını gördük de 200 binde biraz dudak uçuklatıcı bir rakam. Bu fahiş fiyatlar yüzünden vatandaşın alım gücü her geçen gün aşağı çekiliyor. O yüzden satışlar şu anda neredeyse durma noktasına geldi. Burada olan halka oluyor. Önüne gelen araba satar oldu. Artık araba almak imkansız, hayal gibi bir şey oldu.